Herkese merhabalar. Ben Botan Bulut. ABK Teknikte Uygulama Mühendisi olarak görev almaktayım. Bu ipucu videomuzda sizlerle SolidWorks Plastics ile eksik dolum hatalarının üstesinden nasıl gelebileceğimiz hakkında konuşacağız. Eksik dolum yani short shot akışkanın kalıp boşluğunu yani kaviteyi tamamen doldurmaması ile oluşur. Bunun sonucunda kullanılamaz veya istenmeyen ürünler ortaya çıkabilir. Akışkan durumundaki plastik kaviteyi tamamen dolduramadan sor ve katılaşır. Sonuç olarak hatalı ürünler karşımıza çıkar. Slaytımızdaki örnekte tasarlanan ürün ile üretilen ürün arasındaki farkı görebiliriz. Bu tip hatalar bize zaman ve maddi kayıplar oluşturabilir. İşte SolidWorks Plastics ile SolidWorks arayüzünde zaman kaybetmeden hızlı bir şekilde bu tip hataların önüne geçebiliriz. Bu hatanın oluşmasına sebep birden fazla olabilir. Makinada düşük ürün yani akışkan plastik çekimi, basınç ve hız düşüklüğü, enjeksiyon süresinin yetersizliği gibi durumlar oluşabilir. Kalıpta ise hava çıkış kanalı tıkanmış veya kalıp soğuk olabilir. Ayrıca malzeme olarak baktığımızda malzemenin sıcaklığı veya akışkanlığı da düşük olabilir. Peki bu hatayı nasıl düzeltebiliriz? Kaviteye giren malzeme az ise arttırabiliriz. Enjeksiyon basıncını arttırabiliriz. Ancak enjeksiyon makinesinin limitlerini aşan bir basınç gerektiği durumda farklı makine ihtiyacı duyulabilir. Eğer enjeksiyon işlemini dışarıda yaptırıyorsak maliyetleri oldukça artırabilir. Bu durumda ise farklı bir çözüm yoluna gidebiliriz et kalınlığını arttırarak gereken basınç miktarını düşürebiliriz. Tabii ki bu durum tasarım ve isterlerin izin verdiği doğrultuda olacaktır. Şimdi ise bununla ilgili SolidWorks üzerinde bir çalışma yapalım. Plastik enjeksiyon ile oluşturacağımız parçanın ilk versiyonunda 0.5 mm et kalınlığı bulunuyor. Plastik sekmesine geçiş yaptığımda daha önce kurduğum çalışmamdan bahsetmek istiyorum. Öncelikle malzeme arşivinden malzeme seçimi yapıyorum. Ayrıca enjeksiyon basınç sınırında varsayılan ayar olan 100 MPa'da tutuyorum. Sınır koşulu olarak tek noktadan enjeksiyon işlemi için noktamı belirledim. Mesh uygulamasını da yaptıktan sonra geriye sadece analizi yürütmek kalıyor. Daha öncesinde çözdürdüğüm sonuçlarımı yüklüyorum. Doğum zamanına baktığımızda işlemin tamamen gerçekleşemediğini görüyoruz. Basınç sonuçlarına baktığımızda enjeksiyon bölgesinde sınırımız olan 100 MPa aşılmış olarak görülüyor. Burada slaytlarımızda bahsettiğim çözümleri uygulayabiliriz. Bu videoda örnek olması için parçada et kalınlığını arttıracak bir revizyon gerçekleştirdim ve bunu konfigürasyonlarıma ekledim. Bu yaptığım revizyonu et kalınlığı 1 mm olarak oluşturdum. Şimdi tekrar plastik sekmeme geri dönüyorum. Bir önceki yaptığımız analiz ile aynı koşullarda bir ötüt oluşturuyorum. Bu seferki sonuçlarımıza baktığımızda herhangi bir eksik dolum gözlenmiyor ve basınç olarak yaklaşık 52 MPa yeterli oldu. Plastik enjeksiyon analizlerinde kullanabileceğimiz SolidWorks Plastics ile daha verimli çalışmalar gerçekleştirebiliriz. Dinlediğiniz için teşekkür eder, iyi çalışmalar dilerim.